Ben kitap değil gazete okumayı daha çok seviyorum. Sizce ne okuduğumun önemi var mı? Tabii ki yani sevgili gençler, ne okuduğunuzun önemi şuradan dolayı var. Okumanızı çeşitlendirin. Ne demek istiyorum? Haber okumanın size katkısı farklıdır. Köşe yazısı okumanın katkısı farklıdır. Roman okumanın katkısı farklıdır. Fikir kitabı okumanın katkısı farklıdır. Okumanızı çeşitlendirin. Ve sevgili öğrencim, ben sizin bu sorunuzu bu pencereden görerek yanıtladım. Okuma genel olarak farklıdır ama kendi içindeki katkıları çok çok farklıdır. Onun için yine teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Aç kuşlu sorularla ilgili kafamda soru işaretleri var. Sırf bu yüzden motive olamıyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Şimdi sevgili öğrenciler, bakın dikkat edin. Açık uçlu sorularla ilgili YÖK Başkanı, ÖSYM bu soruları nerede soracağını söyledi? Bilgi sorularının içerisinde. Yani Haziran ayındaki sınavda. Şimdi Haziran'daki sınavda, yani LYS dediğiniz sınavlarda iki tip soru geliyor. Bilgi ve anlama. Onu anlamanın içinde sormayacak. Bilgi sorularının içinde soracak. Neden? Tartışma götürmeyen, çalıştığınızda ve tekrar ettiğinizde net olarak aklınızda tuttuğunuz konulardan gelecek. O zaman dikkat edin, siz konuları tekrar ettiğinizde göreceksiniz. Ya Allah'ım, keşke böyle 6 tane değil de her puan türünden 6 açık uçlu soru gelecek size. Keşke 60 tane gelseydi diyeceksiniz. Rahat olun ama rahatlamayın sevgili öğrenciler. Yatmadan önce internetteki eğitim sitelerinden konu anlatımı dinliyorum. Sizce yararlı mı? Evet, yararlıdır. Ama daha yararlı şeyler de yapabilirsin. Şimdi bu dahası farklıdır sevgili öğrenciler. Biz şuna inanıyoruz. Öğretmenlerinizin onayladığı web sayfalarındaki sitelerden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'sı var, çok önemli, tavsiye ediyorum, biliyorsunuz onu. Orada da videolar var, öğretmenlerin önerileri, tavsiyeleri var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama yani video izleyerek bir şeyi öğrenmenin yanında defterden, kitaptan, çizerek, yazarak öğrenmenin de çok daha faydalı olduğunu unutmamanız gerekiyor sevgili öğrenciler. Ders çalışırken ne tür müzik dinlememizi tavsiye edersiniz? Şimdi çok derin bir soru bu. Ben hani bu yayın esnasında da çoğu soru geldi bundan, yayınla cevapladım ama çok net bir şey söyleyeceğim. Siz gelin, karmaşık bir şey söylemiyorum size, ders çalışırken hiç müzik dinlemeyin. Şimdi ben bunun detayına girersem sevgili öğrenciler, bir 100 tane program eder bu 5'er dakikadan. Şimdi siz orada şimdi klasik müzik dinlediğinizde faydaları var, kabul, ama sınavda yok. Neden? Beyniniz klasik müzikle çalışmaya alışırsa soru çözmeye, sınavda bunu arar. Peki aradığında ne olur? Dikkatiniz dağılır. Dikkatinizi veremezsiniz. Müzik dinlemeden ders çalışın lütfen. Her gün bilgisayara ne kadar zaman ayırmalıyım? Şimdi Sametciğim, o ne kadar zaman konusunda konuşuruz. Ama ne zaman bilgisayara girmeliyim sorusunu bana sorduğunu varsayarak yanıtlayacağım. Bak şimdi siz çocuklar, orada bir şeye dikkat edin. Okuldan çıktınız, servise bindiniz, eve geldiniz, yemeğinizi yediniz. Şimdi derse başlayacaksınız ya. Yarım saat sonra başlayın. Oturun bilgisayarınızda, hevesiniz neyse, neyden tad alıyorsanız, annenizin babanızın izin verdiği şeylerden bilgisayara girin. Ders çalıştıktan sonra bir daha asla girmeyin. Girerseniz ne olur? Beyniniz çalıştığınız derslerin üzerinde duracağına, neyin üzerinde durur? Bilgisayardan gördükleriniz ve aldığınız bilgiler üzerinde durur. Onun için sevgili öğrenciler, ders çalıştıktan hemen sonra bilgisayara, cep telefonuna, televizyona girmiyorduk. Neden? Bunlar beynimizdeki bilgiyi silerdi. Ve hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla.